Yılmaz olsun cüzdanımda milyonlar, kalbimde sevgin oldukça. Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar? Yanımda sen olmayınca. Şarkı böyle devam ediyor. O zaman yeni nesil yayıncılıktan, 360 ekranlarından, Gezmek Olsun programından herkese merhabalar efendim. Umarım çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da nereyi gezeceğiz? Hemen onun bilgisini vereyim. Ay Yıldız, yine mi aynı yer falan demeyin. Çünkü burası gerçekten çok güzel bir yer. Mutlaka herkesin ev alışverişi yapmadan önce gelmesi gereken bir yer ya da evini değiştirecekse mutlaka uğraması gereken bir yer. Bir kere onu söyleyeyim. 200'den fazla mağaza var ve biz buraya tekrar çekime geleceğiz. Yani bir tek bununla da kalmayacak. Şimdi mobilya takımlarına bakacağız. Koltuk takımları, yemek masaları, konsollar, ne kadar, neler var, hepsine bakacağız. Neredeyiz? Eskici Bazar'dayız, Haramidere'de. Siz de buraya gelebilirsiniz benim gibi. Bir şey söyleyeceğim. Yıldız, çarşıda pazarda gezme. Yıldız, kapalı yerde gezme falan demeyin. Dışarıda böyle şakır şakır yağmur yağıyor. Şeker değiliz, erimeyiz ama yağmurda da sırılsıklam olup hastalanıp sonra sizlerin karşısına çıkmamak da istemeyiz sevgili seyirciler. Bu açıklamayı da yaptığımıza göre hemen paramızı alalım. Bakalım kaç parayla bugün mobilya takımlarına bakacağız. Biraz da sallanıyor. Bozuk para da mı koydunuz? Fazla galiba. Fazla galiba diyor Recep. Bir bakayım. 100. 150, 160. Ha, bozuk paralar benim değil mi? Ha, Recep'inmiş onlar. Cebimde sallanıyor diye buraya koydum diyor. Sağ ol Recep. 160 lira vermişler bugün. Hiç mobilya takımı alamayacağım için 160 değil mi bu? Galiba. Galiba diyor Recep. Önemli mi değil, ne kadar verirlerse versinler. O zaman 60. 160. 360 ekranlarında Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlasın. Mobilyalara bakacağız. Karışık koltuk takımları, yemek masaları, belki TV üniteleri, onun dışında konsollar. Bakacağız da bakacağız. Çok güzel bir hanımefendi var. Ben daha önce bu dükkana gelmiştim, yani bu mağazaya. Çünkü burası gerçekten çok güzel bir mağaza bana göre. Buradan alışveriş yapabilirsiniz yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş buldum. Nasılsınız? İyi, çok güzel. İyiyim ben de vallahi, ne olsun. Fotoğraf çekmek yasak ama televizyon programı çekmek yasak olsun, değil mi? Yapacak bir şey. Ay teşekkür ediyorum. Şimdi burada gerçekten yine birbirinden güzel koltuk takımları var. Yemek masaları var. Konsollar var. Yani var da var. Fiyatlar ne kadardan başlıyor burada? 7-7,5. Efendim canım? Komple orijinal medefe cilalıdır. Evet. İşte ağaç orijinaldir. Evet, bende suntalem yok. Sunta falan yok. Yok. Orijinal ağaç. Şimdi televizyonda da ben varım bakın. Recep, gösterir misin? Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun diyor orada da Yıldız. Görüyorsun değil mi? Buraya bence 2 yıldız fazla ya. Fazla mı sence? Siz onunla baş başa kalın, ben gideyim buradan, olur mu? Ben canlısıyla beraberim. Aa, ne kadar şanslısın. Teşekkür ederim. İyi bir şey mi söyledin? Evet. Ha, tamam. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Canlısı mı daha iyi, televizyondaki mi daha iyi? Canlısı. Canlısı bence de daha iyi. Boş ver sen televizyondakini. Televizyondaki televizyonda kalsın yani. Şimdi çok güzel bir pazarlama taktiği uygulamışsınız. Öncelikle ben bir tebrik ediyorum. Ne gibi? Şimdi çok güzel bir koltuk takımı var burada. Ona uygun bir sehpa var. Bu arada bu koltuk takımını istediğiniz renkte yaptırabiliyorsunuz. Renk seçenekleri var. Aynı zamanda kırlentler de dahil. Ona uygun bir halı var. Uydurmuşlar şimdi. Ona uygun bir televizyon ünitesi var ve üstünde çok güzel süslemişler şöyle bakın.
şamdanları koymuşlar, yanına mumları koymuşlar. Televizyon ünitesinin modüllerini doldurmuşlar. Ne kadar böyle komple bir takım sehpa da dahil. Ya yemek odası da varmış bakın. Yemek odası da dahil. Ha, bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu da bu koltuk takımı da bunun takımı mı? İkisi de hani ister onu beğenirler, ister bunu beğenirler. İki takımı da ikisini uygulayabiliyoruz. Tamam. Peki ne kadar yemek masası ve yemek konsolu? Tek yemek odası olarak mı? Hayır, komple. Burası böyle oturma odası olarak ne kadar? İlk önce onun fiyatını söyleyelim. 17 bin lira koltuk dahil. Şimdi aa, evlenecek olanlar aslında böyle de tercih edebilirler sevgili seyirciler, değil mi? Düğün paketi olarak koltuk takımı, televizyon ünitesi ve şurada görmüş olduğunuz yemek masası konsoluyla birlikte, aynası falan da dahil değil mi? 17 bin liraymış. Buraya gelirsiniz, pazarlığınızı yaparsınız. Alırsınız yani. Tek modül aldığınız zaman daha pahalıya çıkar ama komple takım olarak aldığınız zaman fiyat tabii ki düşüyor. Yani illa evlilik hazırlığı yapmanıza gerek yok. Eğer ki evinizi döşeyecekseniz ve evinizde bir değişiklik yapacaksanız da böyle mağazalarda olan paket programları diyeyim ben, tercih edebilirsiniz bence. Çünkü paket olduğu zaman daha avantajlıya geliyor. Bana göre tabii ki. Renk, ölçü evinize göre yapıyorum zaten. Öyle mi? Buradaki ölçüler evinize uymasa da o önemli değil. Ben ölçünü çalışıyorum. Süper. O zaman şimdi sizi ilk önce bir göz atın. Hem bu koltuk takımına, hem televizyon ünitesine, yemek masasına, hem de mağazada neler var, neler yok ha. Daha sonra ben sizi şurada arkadaki klasik takımın oradan karşılayayım. Sonuçta klasik yaşamadı. Sonuçta klasik sevenler de vardır değil mi? Tabii. O zaman? Her kesime hitap ediyoruz. Ha, o zaman klasik takımın oraya gideyim ben. Ama siz ilk önce bir göz atın, olur mu? Anlattığımız takıma, televizyon ünitesi ve yemek masasına baktınız, 17 bin liraydı onun fiyatı. Hem de mağazaya bakmış oldunuz. Şimdi biz başka bir yemek masası ve koltuk takımının yanındayız sevgili seyirciler. Bu da klasik sevenler için daha çok herhalde. Benim tarzım değil ama izleyicilerimizden tarzı olanlar vardır mutlaka. Tabii ki vardır. Fantastik Avantgard. Öyle mi? İsmi o mu? Fantastik Avantgard. Kadife bu sene her şeyde moda. Koltukta, böyle görmüş olduğunuz gibi yemek masasının sandalyesinde, inci de aynı şekilde. Bakın, hem burada kadife ve inci var, hem de şurada inci var. Koltukların kanepesinin üstünde. Bu ne kadar? Yemek masası, konsolu, koltuk takımı dahil. Koltukla beraber 16.000. 16.000 lira. Burada bir parça eksik olarak daha pahalı oluyor. Hangi parça eksik? Ünitesi eksik. Öbür da ünite artıydı. Orada konsol da dahildi değil mi? Tabii. Niye peki o daha böyle avantajlı gibi geldi şimdi bana? Çünkü bunun üstünde daha çok boya var, daha çok işçilik var. Koltuğun kenar detaylarına bakarsanız ve konsolun üstü çok işçilikli bir takım. Tabii bunların hepsi masraf. Peki bir şey soracağım. Bunu da yine istediğiniz renkte, istediğiniz desende yapabiliyorsunuz değil mi? Sadece yemek masası ne kadar? Masa sandalye olarak 6.000 lira. Masa sandalye olarak 6.000 lira. Konsol? Konsol tek sorarsanız 4.000 lira. 4.000. O zaman 10.000'e geliyor. Yemek masasıyla işte konsol takımı. Şöyle. Beraber olunca biraz daha iniyor fiyatı. O yüzden 16'ya geliyor. 16.000. Tabii nakit fiyata indirim de yapılabiliyor sevgili seyirciler. Burada bir de zevkinize göre, bütçenize göre yine koltuk takımlarını falan da yaptırabilirsiniz. Şimdi elimde çok güzel bir ampul var. Ve ne yapıyoruz? Ampulü buraya takıyoruz. Ve ışığımıza ışık katıyoruz. Buyurun.
Yine çok güzel bir mağazadayız efendim. Bu mağazada da birbirinden güzel koltuklar var. Koltukların yanı sıra birbirinden güzel yemek takımları var. Şimdi şöyle klasik bir yemek takımı var. Televizyon ünitesi, konsolu da dahi. Şöyle şurası bana birazcık değişik geldi. Ben hiç böyle yemek takımı görmedim. İsterseniz bunun üstünü çıkarttırıp takı kutusu olarak bile kullanabilirsiniz odanızı alıp. Şöyle dikey yaparsınız. Buraya bir ayna koyarsınız. Alın size çok güzel bir takı kutusu. Tabii bunu yani bana uymayın isterseniz. Takı kutusu olarak kullanmayıp çatal bıçaklarınızı ya da servis ürünlerinizi de koyabilirsiniz. Fiyatı ne kadar bilmiyorum. Şimdi beyefendi gelecek, bize fiyat bilgisini verecek. Geliyor. Siz de o arada bir bakın bakalım bu takım nasıl bir takımmış televizyon ünitesiyle birlikte. Siz yemek masası takımına ve televizyon ünitesine baktınız. Aynı zamanda bunun şöyle burada bir de vitrini var. Onu da söyleyeyim size. Bu vitrini de alabilirsiniz. Bunun komple fiyatı ne kadar beyefendi? Gayet tam bir İstanbul beyefendisisiniz. Öyle derler ya, aynaya bakmanıza hiç gerek yok. Ne kadar komple fiyatı bunun? Komple fiyatı konsolumuz, masa, 6 sandalye, evet, televizyon ünitesi ve vitrin olmak üzere 11 bin lira. 11 bin lira. Peki nakitte indirim yapıyorsunuzdur. Tabii, tabii, ne kadar oluyor? Yani %20 indirim yaparım. %20 yani ne kadar? Bana öyle deme ya. %20, %10, %15 falan. Deme öyle. Bana yani net. 10 bin lira yaparız. Nakitte 10 bin lira yapıyormuş. Nakitte 10 bin lira yaparız. Beyefendi. Klasik takım sevenler bakın buraya gelip böyle bir takımı tercih edebilirsiniz. Yine arkamda çok güzel bir koltuk takımı da var. Bu koltuk takımının da renklerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bu koltuk takımının fiyatı ne kadar? 7200 lira. 7200 lira. Nakitte ne? Nakitte de 6500 liraya kadar veririm. 6500 lira oluyormuş nakitte. Şimdi burada güzel ürünler var gerçekten sevgili seyirciler ve farklı ürünler var bana göre. İsterseniz şöyle bir göz atın. Daha sonra ben sizi mağazanın diğer tarafında çok güzel böyle bir kombin yapmışlar. Koltuk yemek masası ile birlikte. Buradan onu görüyorum. Oradan sizi karşılayayım, olur mu? Takım benim uzaktan dikkatimi çekti. Gerçekten çok güzel bir şekilde böyle uydurmuşsunuz. Çok da güzel yapmışsınız. Bir kere onu söyleyeyim. Televizyon ünitesi, yemek masası, koltuklar, konsol hepsi birbirine uyumlu. Üstüne konulan şöyle çatal kaşıklar ve tabaklar da dahi. Değil mi Recep, beğendin mi? Güzel yapmışlar gerçekten de. Masa açılıyor mu açılmıyor mu bilmiyorum. Açılıyor mu beyefendi? Masayı ben size tanıtayım. Tamam. Masamız tasarım ödüllü bir ürünümüz. Tasarım ödüllü masa. Evet, yani fuarda tasarım ödülü almıştı. Akordiyondu. Akordiyon. MDF üzerine ceviz kaplamadır ürün. MDF üzerine ceviz kaplama. Aa, çok güzel oldu gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. Bu masa tam benlik. Neden tam benlik beyefendi biliyor musunuz? Normalde masaları böyle açıyoruz ya, ortasından bir şey çıkıyor, onu koymaya çalışıyoruz. Ben mutlaka elimi falan sıkıştırıyorum. Ama bu masayı şöyle bakın, şu şekilde hiçbir özelliği kaybolmadan açabiliyorsunuz. Sonra hiçbir özelliği kaybolmadan kapatabiliyorsunuz. Tabii benim gibi böyle oynayıp durursanız bozabilirsiniz. Yok, bozulmaz. Bozulmaz mı? Tabii. Tasarım ödüllü bozulmaz bir masaymış. Evet. Gerçekten garantisi çok güzel. Hani hiç açılmıyormuş vardı gibi duruyor. Evet, evet. 3 yıl garantisi varmış bu arada. Hiç açılmıyormuş gibi duruyor masa ama bence çok orijinal ve çok güzel. Sence Recep? Bakın bu şekilde açılıyor. 12 kişi rahatlıkla oturabilirsiniz bu masaya.
Hatta böyle biraz sıkışırsanız 14 kişi bile oturursunuz sevgili seyirciler. Yemek masasının sandalyelerini de kendi zevkinize göre yaptırabilirsiniz. Onun bilgisini vereyim. Şimdi biz bu tasarım ödüllü masayı şöyle bir kapatalım. Ve böyle komple aynalar dahil bu takımın fiyatını soralım. Koltuk takımı da dahil. 15.500 lira. 15.500 lira. Bilmiyorum, bana mı uygun geldi ama gayet uygun. Hepsini tek tek almaktansa en azından evini değiştirecekler ya da yeni evlenecek olanlar bu şekilde takım olarak alabilirler. Bu takıma uygun dolaplar da var, yatak odası takımları da var. Onun da bilgisini vereyim. Recep şu an gösteriyor size. Aynı zamanda vestiyer de var. Ve bu vestiyer özellikli bir vestiyer. Biraz önce ona bakıyordum çünkü. Vestiyerin kenarında şöyle bir kilit var sevgili seyirciler ve bu vestiyer böyle dönüyor. Bakın. Gerçekten kullanışlı bir ürün. Ne kadar bunun tek fiyatı? Bunun tek fiyatı 2200 lira. 2200 lira. Peki yatak odası takımı ile birlikte ne kadar? Yatak odası takımı ile beraber 8500 lira. 8500 lira. Tabii istediğiniz gibi. Tabii bunun içerisinde, özür dilerim, bunun içerisinde yatağı da düğün hediyesi olarak da hediye veriyorum. Aa, ne kadar güzel. Yatağı da düğün hediyesi olarak veriyorlarmış beyefendi. Aynı zamanda fazlasıyla da pazarlık yapıldığını bu mağazada söyleyeyim size. Beyefendi pazarlık konusunda rahat. Bütçelere göre indirimi yapıyor. Benden söylemesi. O zaman beyefendi işiniz gücünüz rast gitsin. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir mağazaya göz atın. Tabii. Ben de sizi başka mağazadan karşılayayım. Buyurun. Çok yoruldum sevgili seyirciler. Çok da güzel ve rahat bir koltuk buldum. Tabii ki oturdum. İyi yaptın mı Recep? Ben de yorulmuştum, iyi oldu dedi. Koltuk takımını beğendin mi? Güzel dedi Recep. Bence de çok güzel. Televizyonu izlerken ya da işte başınızın şöyle eğilmesini istemiyorsanız kaldırabilirsiniz. Bakın şunları. Hanımefendi geldi hemen yardım etmek için. Hoş buldum. Nasıl kalkıyor? Böyle kalkıyormuş. Bakın böyle rahat rahat televizyonunuzu izleyebilirsiniz. Değil mi hanımefendi? Ne kadar bu takımın fiyatı? 6500 lira. İstediğimiz renkte, istediğimiz gibi yaptırabiliyoruz değil mi? Ölçüleriyle de oynayabiliyormuşuz. Açılıyor mu peki bunlar? Açılıp yatak olabiliyor, mekanizma falan. Yatak olması önemli tabii yani. Şimdi iki oda bir salonsa evimiz, bir tanesi yatak odamızsa misafiri nerede yatıracağız? Böyle tek koltuklarda şöyle kanepe kırlentleri kaldırıp mı yatıracağız? Hiç rahat edemem gittiğim evde. Bir zahmet yatak olsun o koltuklar yani. Değil mi? Yani ben öyle düşünüyorum. Böyle dantelle de süslemişsiniz buraları. Dantel mi kaldı diyeceğim, moda geri döndü. Aynen. Danteller çıktı sandıklardan. Değil mi hanımefendi? Aynen. Ne kadar güzel gülüyorsunuz. Size kırmızı çok yakışmış bu arada. Rica ederim. Peki televizyon ünitesi ve şöyle bir vitrin ne kadar? Takım olarak 2200 lira. Takım olarak 2200 liraymış. Sevgili seyirciler, tabii vitrini almak istemeyebilirsiniz. Sadece televizyon ünitesini almak isteyebilirsiniz. Öyle ne kadar? 1600'e geliyor. 1600 liraya geliyormuş. Ne kadar güzel, yanlarını böyle radyo koymuşlar, işte şöyle ışık koymuşlar, dantelle böyle örtmüşler. Aa, çok güzelmiş. Bu da mı açılıyor? Evet. Aa, bakın bu bölmelere de yine DVD'nizi koyabilirsiniz ya da şu çekmecelere çocuklarınızın oyuncaklarını tıkıştırıp pıkıştırırsınız. Ya da dantellerinizi falan tıkıştırıp pıkıştırırsınız. Bu da gerçekten güzel bir televizyon ünitesi. Koltukla birlikte de bana göre güzel olmuş. Bilmiyorum Recep sen ne düşünüyorsun ama bana göre güzel olmuş. Şimdi siz buna bir bakın. Orada pembe bir takım var. Biz hiç böyle takımları çekmedik. Şöyle Recep görüyor şu an. Şimdi birazdan o takımın yanına gidelim. Böyle biraz daha klasik ev
döşemek isteyen hanımefendiler, avantgard ev döşemek isteyen hanımefendiler olabilir. Koltuğun rahatlığı önemli olmuyor ya da bir takımın nasıl gözüktüğü önemli olmuyor. Önemli olan böyle şaşalı olsun, gelen böyle desin. Wow, ne kadar güzel bir misafir odam var desin. Çünkü bizim için bazen o önemli evet. oluyor değil mi? Tabii, geliyor değil mi öyle? Önemli. Tabii çok. Ya. Sence hangisi önemli? Bence rahatlık önemli Bence ya. Bence rahatlık önemli. Değil mi? O zaman hadi gel biz o takıma gidelim. Evet. Siz de bu takıma bir göz atın ve mağazanın içinde neler varmış neler yokmuş ona bakın. Sevgili seyirciler, avantgard evimi döşemek istiyorum diyenler. Burada sizler için de çok güzel bir takım var. Bu takımın da yine koltuk takımının ya da yemek masasının sandalyelerinin şöyle kumaşlarını değiştirebilirsiniz. Kadifeden yeşili var, kırmızısı var. 3 kuruş fazla olsun, kırmızı olsun. Sarısı var. İstediğiniz gibi yaparsınız. Ne kadar bu takımın fiyatı? Koltuk takımı 10 bin lira. 10 bin lira. Yemek masası ve konsolu? 14 bin liraya mal oluyor. 14 bin liraya mal oluyormuş. Bir dakika ben şunun rahat olup olmadığını merak ettim. Taş. Taş gibi. Gerçekten bunu alıp yani hadi misafir odanız yok. Sadece televizyon izlemek için nasıl rahat edebiliyorsunuz? Gösterişi yeter ama rahatlık önemli. Gösterişi mi yeter? Rahatlık önemli değil mi? Ne güzel konuşuyorsun sen. Çocuk odası için de öyle değil midir? Mesela çocuk bir yaşına daha gelmez, yeni doğacak. Çocuğun odasını öyle bir şaşalı yaparız ki çocuk o odada yatamaz bile. Aynen, ama bizim arkadaşlarımız gelecek ya, işte böyle kapıyı açacağız ya. Wow, ne kadar güzel döşemişsin o çocuğunun odasını falan. Falan çocuğunun odası da şöyle olmuş. Mehmet, ona göre sen de öyle yap. Değil mi? Tabii canım, buraya koltuk almaya gelenler falancanın gelini de almış, biz de bundan alalım yapıyorlar. Gerçekten mi? O bunu aldıysa ben de bunu alacağım. Aa, ben çok şaşırdım sen. Hayatta birisi evine şunu almış, ben de geri kalmayayım diye almam. Benim için önemli olan rahatlığıdır yani. Tabii siz daha çok gördüğünüz için böyle gelen hanımefendileri. Kaynanaya gıcıklığına falan. Öyle mi? Tabii. Sırf kaynanaya gıcıklığına pahalı koltuk alanlar var mı? Tabii canım. Şaka yapıyorsun. Tabii. İsim ne? Seda. Seda'dan al haberi. Kaynanaya gıcıklığına pahalı koltuk alınır mı hiç? Senin kocanın cebinden çıkacak o. Allah Allah. Baştan tavrını koyuyor kız. Ha bak, baştan tavrını koyuyor. Ne oldu Recep? Konuşman değişti diyor. Öyle ama kaynanaya gıcık olunsun diye bak sakın. Ha öyle, kaynana da anne yarısıdır. Evet, kimse kimseyi evladı gibi göremeyebilir ama herkes birbirine bana göre saygı duymak zorunda. Bir şey söyleyeceğim sevgili seyirciler. Bu takım bu arada çok rahat bir takım. Gerçekten de. Ve bence çok modern ve güzel duruyor. Bilmiyorum Recep, sen ne düşünüyorsun? Güzel diyor Recep de. Recep de evini daha yeni döşedi biliyor musun? 3000 liraya televizyon ünitesi almış Recep. Recep'e bir alkış gönderir misin Mehmetçim? Teşekkür ediyoruz Mehmetçim. Ayberk de evlilik hazırlığı yapıyor sevgili seyirciler. İlla söz istiyormuş şu an görüştüğü arkadaşı. Ayberk'e diyormuş ki söz istiyorum ben. Evlenelim diyormuş. Ayberk de buradan eşya bakıyor. Yakında genç kameraman arkadaşımız Ayberk'i de evlendireceğiz. Desene. Buraya bekliyoruz. Ha bak, Seda da fena. Buraya bekliyoruz. Yıldız desene, sen ne zaman evleneceksin? Evet, ne zaman evleneceğiz? Allah'ından korkan, kulundan utanan birini bulduğumda inşallah ben de evleneceğim diyelim. Allah her şeyin herkese hayırlısını versin. İşin gücün rast gitsin. Hepimize inşallah. İnşallah. O zaman bir mağazaya göz atın. Bu mağazada çok güzel ürünler var gerçekten. Seda var ürünlerden önce. Tatlı dilli, güler yüzlü Seda var. Buraya gezmek olsun izledim geldim deyin. Seda size gerçekten yardımcı olur. Benden söylemesi buyurun, mağaza sizin.
seyirciler, klasik mobilya tercih etmek isteyen hanımefendiler. Yine çok güzel bir takımın yanındayım, önündeyim. Güzel yani. Ama tarzın mı yıldız? Hayır, benim tarzım değil. Ben böyle daha spor ürünleri tercih ediyorum açıkçası. Bunları müze gibi olan misafir odanızda tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi işte benim annemin misafir odası vardı böyle. Müze gibi. Böyle parmaklarımızın ucunda yürürdük. Hele bir vitrin vardı. Kristal bardaklar. Aman Allah'ım. O aksesuarlar falan. Dokunursan yanarsın. Çok enteresan. Kışın o misafir odası buz gibi olur. Hiç kimse girmez ya. Misafir gelecek ya. Biraz önce de söyledim. Isıtılır ama. Böyle. Misafir gelmeden de kimse içeriye girip o koltuklara böyle oturmaz. Değil mi Recep? Evet diyor Recep de. Böyle bir takım da tercih edebilirsiniz. İki tane üçlü koltuğu var. Klasik mobilya seven hanımefendiler için. İki tane de berjeri var. Recep berjerini de göstersin hemen sizlere ki gösteriyor şu an. Bu takımın fiyatı 14.500 lira. Eğer ki bu tarzda bir takım istiyorsanız bunun da fiyatı yine 14.500 lira. Zevkinize göre, beğendiğiniz renge göre kumaşları değiştirebiliyoruz ya da şöyle kenarlarını değiştirebiliyoruz. Zaten burada da kumaş seçeneklerimiz var. Tekrar söyleyeyim, bunun da üçlü koltuğu ve berjerleri var. İki berjeri var. Bu takımın fiyatı da 14.500 lira. Yine bu takımla birlikte burada çok güzel bir yemek odası takımı var. Aynı zamanda konsolu da var. Onun da fiyatı 17 bin lira. Vitrin dahil mi beyefendi? Vitrin dahil, konsol, yemek masası ve sandalyeleri 17 bin liraymış sevgili seyirciler. Bu koltuğu misafir odasına koydunuz. Hemen şöyle Recep görsün. Misafirlerinizi de tabii ki koltuğa göre uygun olan yemek masası da ağırlamanız gerekiyor. Değil mi Recep? Ay Allah aşkına ama misafir için yaşamayın ya. Böyle madem takım alıyorsunuz. Sadece misafir oturup kalkmasın yani. Siz de oturun. Günlük yemeklerinizi de burada yiyin yani. Sadece misafir için çıkmasın şu takımlar, bu takımlar. Yani. Sonra modası geçiyor. Kullanmadan ne yapıyoruz? Yenisini alıyoruz. Ne gereği var? Hep misafir misafir. Misafir gelecek diye havlular bile değişiyor. Böyle incili mincili havlular çıkıyor. Misafir gidince de hemen kendi kullandığımız havluyu seriyoruz. Hiç gerek yok. O zaman takımlara göz atın. Ben ne yapayım? Sizi tekrar karşılayayım. Sevgili seyirciler, biz yağmurda çamurda ne yaptık? Çok güzel bir yere kaçtık. Sizler için mobilya takımlarına baktık. Koltuk takımları, yemek takımları, sandalyeler, onun dışında klasik koltuk takımları, konsollar, baktık da baktık. Para harcadık mı? Gösterir misin Mehmetciğim ne kadar paramız kaldı? Harcamışız. Bana verdikleri parayla ne bir konsol, ne bir yemek masası takımı, ne de koltuk takımı alabilirim. Önemli mi? Tabii ki değil. Ben bugün fikir edinmiş oldum. Sizlere de fikir vermiş oldum elimden geldiğince. Bir hatam olduysa kusura bakmayın. Yağmurda çamurda böyle kaçamak yerlerimiz olsun bizim de, ama değil mi? Yoksa İstanbul'un güzel sokaklarında kaybolmaya hep beraber devam edeceğiz. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı, ama hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyorsa da olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması gecikiyorsa ona da üzülmeyin. Çünkü geciken şey size güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta bir tek ölüme çare yok. Kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Ve gülmekten hiç vazgeçmeyin, çünkü gülmek bedava. Kendinize iyi bakın. 360 ekranlarından ayrılmayın. Böyle misafir odalarınızda misafirlerinizi ağırlıyorsunuz ya hanımlar. Bir gün beni davet edin. Vallahi ben de gelirim. 360 ekranlarından ayrılmayın. Tekrar söylüyorum. Hoşça kalın.